Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle 3. ünitedeki konularımıza bakmaya devam edeceğiz. Diğer dersimizde İslamiyet öncesi Türk şiirini görmüştük. Bu dersimizde de geçiş dönemi Türk edebiyatının genel özelliklerine bakacağız. Kutadgu Bilig, Divanı Lügati't Türk, Atabetül Hakayık ve Divanı Hikmete bakacağız. Evet. Şimdi öncelikle geçiş dönemi Türk edebiyatının genel özelliklerine şöyle bir bakalım. Şimdi arkadaşlar 751 yılında Talas Savaşı'ndan sonra Türkler İslam dini ile e, tanışıyor. Fakat hemen İslamiyeti kabul ediyorlar mı? Hayır. Karahanlı Devleti daha sonradan 10. yüzyılda bakın 10. yüzyılda İslam'ı resmi din olarak kabul ediyor. Demek ki biz Karahanlılarla 10. yüzyılda İslamiyeti kabul ettik ama asıl tanışmamız 751'de Talas Savaşı'nda oldu. Daha sonra arkadaşlar hemen Türkiye Türk edebiyatında e, halk edebiyatı, divan edebiyatı başlıyor mu? Hayır. 10. yüzyılda İslamiyeti kabul ettik. O arada bir geçiş dönemimiz, ısınma dönemimiz var arkadaşlar. Bakın 10. yüzyılla 13. yüzyıl arası geçiş dönemi olarak karşımıza çıkıyor. Yani kaçıncı yüzyıllar arkadaşlar? 11. yüzyıl ve 12. yüzyıl karşımıza geçiş dönemi olarak çıkıyor. Yani biz 11. yüzyılda bakın iki tane eser göreceğiz. 12. yüzyılda iki tane eser göreceğiz. Bakalım hemen burada da zaten vermişiz. 11. yüzyılda karşımıza Kutat Bilig, divan Lügatit Türk. 12. yüzyılda da karşımıza Atabetül Hakayık ve Divan-ı Hikmet baş, e, karşımıza çıkacak. 13. yüzyılda da arkadaşlar Halk Edebiyatı ve Divan Edebiyatı e, iki koldan edebiyatımızda yayılmaya başlayacak. Şimdi biz neyi göreceğiz o zaman? 10. yüzyılla 13. yüzyıl arasını yani 11 ile 12'yi göreceğiz. Bu dönemde ne var arkadaşlar? Hece de var çünkü İslamiyet öncesinin etkisi devam edecek. Aruz da var. Yani yavaş yavaş Arap ve Farslardan etkilenmenin de e, sonucunu göreceğiz. Hece ve Aruz o yüzden birlikte bakın hem Hece var hem Aruz var. Hem Beyit var hem Dörtlük var. Yine hem İslamiyet öncesi hem işte bu e, Arap ve Fars'tan e, e etkilendiğimiz divan edebiyatının etkisi var. Hakaniye lehçesi kullanılacak. Yani Karahanlı Türkçesi kullanılacak arkadaşlar o dönemde eserlerde. 4 eserimizde de biz Hakaniye lehçesini yani Karahanlı Türkçesini göreceğiz. Arapça ve Farsça sözcükleri ilk defa göreceğiz. İslamiyet öncesinde yoktu. Sade dil vardı ve kelime sayısı sınırlıydı. Artık 11. yüzyılda Arapça Farsça sözcükler dilimize girmeye başlıyor ve Demiştik ki hece aruz iç içe, e, beyit dörtlük iç içe. Bakın e, kültürde de İslamiyet'in etkisiyle İslamiyet öncesinin etkisi iç içe. Bakın kültürlerde yani halkın yaşayış tarzı da değişiyor, kültürlerde eserlere yansıyan kültürlerde iç içe. Ve neden bu dönemde bu eserler yazılıyor? Bu dört tane eserimiz genel olarak yazılma nedenimiz Türklere İslamiyet'in güzelliklerini öğretmek. Bu dört eserimizin de genel amacı ve e, eserler öğretici tarzda genelde didaktik tarzda e, mesaj vermek öğüt vermek amacıyla yazılmış eserler. Evet öncelikle Kutatku birlikte bir başlayalım arkadaşlar. Kutatku Bilik'i kim yazacak? Yusuf Asacip yazacak arkadaşlar. Kime hediye edecek bu eseri? Tapkaç Buğrahan'a. Tapkaç Buğrahan kim? Karahanlı hükümdarı. Bakın eser mesnevi biçiminde yazılmış yani e, beyitler halinde ve uzun şekilde beyit biçimin e, mesnevi biçiminde yazılmış beyitlerle ve aruz ölçüsüyle yazılmış. Bu yüzden de arkadaşlar şuraya hemen bir yıldız koydum. Aruzla yazılan ilk eser buraya bir yıldız koydum. Mesnevi biçiminde yazılan ilk eser diye buraya bir yıldız koydum. Şimdi dedik ki arkadaşlar. Beyitle yazılmış hani mesnevi biçiminde fakat dörtlükler de var eserde bakın. Nazım birimi tamam beyit, mesnevi şeklinde fakat dörtlükler de var. Bakın 173 tane dörtlük, 6643 e, 6645 tane de beyit karşımıza çıkıyor. Demek ki e, daha çoğunluk mesnevi ve beyit ve aruz e, az da olsa 173 tane de olsa dörtlük ve hecede göreceğiz. Evet Hakaniye lehçesi bakın Hakaniye lehçesi kullanılır. Fakat hani İslamiyet'in de etkisiyle Arapça ve Farsça sözcüklere de yer verilmiş. Yazılma amacı bakın yazılma amacı ne? İnsanlara iki dünyada da mutlu olmanın yolunu göstermek. Ayrıca bakın sadece bu değil ayrıca iyi bir devlet adamı nasıl olunur? Devlet nasıl yönetilir? Bunları da öğütler dönemin işte Tapkaç Burahan'a dönemin karanlı hükümdarına iyi bir devlet adamı nasıl olur yönetim nasıl olur bunu da öğütleyecek bu yüzden bakın ilk Aruz'da yazılan ilk eser mesnevi şeklinde ilk eser eve ve ilk siyasetname olarak karşımıza çıkıyor aynı zamanda eserde bu önemli bir özellik alegorik yani sembolik karakterler var bu sembolik karakterler kim? Kündogdu yani gün doğdu hükümdar Hükümdar neyi temsil edecek arkadaşlar? Temsili karakterler konuşturulacak. Adaleti. Ay toldu. Yani dolunay. Vezir. Vezir mutluluğu sembolize edecek. Ödilmiş yani övülmüş. Bu da vezirin oğlu. Akılı, zekayı, anlayışı temsil edecek. Odgırmış yani bu da uyanmış anlamına geliyor. Vezirin kardeşi. Bu da hayatın sonunu temsil edecek. E, eser bu dört sembolik şahsiyetin diyaloglarıyla devam eden bir eser. Şimdi kutatku bilik dedik. Kutatku bilik diğer adıyla mutluluk veren bilgi anlamında. Geldik divane lügati türk. Bir sözlük değil mi? 11. yüzyılda arkadaşlar kutatku bilik yazılmıştı. Bir de 11. yüzyıldaki diğer eserimiz divane lügati türk. 11. yüzyılda yazan Kaşgarlı Mahmut. Bakın buraya hemen bir yıldız koydum. Türk dilinin ilk sözlüğü, ilk dil bilgisi kitabı. Sadece sözlük değil aynı zamanda da bir dil bilgisi kitabı. Eserde 7 bölüm var ve 7500 tane Türkçe, Arapça e, kelimeler verilmiş. Türkçe kelimeler karşılığında Arapça karşılığı var. Aynı zamanda sadece kelime olarak değil arkadaşlar örnek cümleler ve şiirler de görüyoruz. O kelimelerle ilgili cümleler ve şiirler de kullanılmış. Yani kapsamlı bir eser. O yüzden de şiirler var dedik ya arkadaşlar. Bakın Sav, Sago, Koşuk ve Destan örneklerini görüyoruz biz burada. Evet. Ee, aynı zamanda daha bitmiyor arkadaşlar. Bakın bir de harita var. Eserde bir de o dönemki Türk dünyasını, Türk boylarını gösteren bir harita var. Ve eser bir antoloji. Antoloji demek ne demek hani seçme şiirler var bakın İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'na ait seçme şiirler görüyoruz biz Divane Lügatet Türk'te ve e, bu eseri Kaşgarlı Mahmut gezerek at sırtında gezerek boyları o şekilde yazmıştır o şekilde kelimeleri şiirleri atasözlerini derlemiş o yüzden de Türklerin gelenek ve görenekleri hakkında da bilgi veren bir eserdir. Yani masa başında yazılmış bir eser değildir. Kaşgarlı Mahmut bu şiirleri, destanları, saguları veya kelimeleri toplamak için e, gezmiştir. Boy boy bilgi toplamıştır boylardan. Evet. Ve eserin yazılış amacı ne? Bakın Arapça Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin üstün ve zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla bu eseri kaleme alacak. Ve kime hediye etmiş? Abbasi halifesi Ebul Kasım'a hediye etmiş arkadaşlar bu eseri. Bunu zaten söylemiştik. Türk boylarını gezerek kaleme aldığı bir eser demiştik. Evet geldik. Artık 12. yüzyıla 11. yüzyılda Kutatku Birik mutluluk veren bilgiyi gördük. Ee, daha sonra Divan-ı Türk'ü gördük. Geldik 12. yüzyıla. 12. yüzyılda da karşımıza kim çıkacak? Edip Ahmet Yükneki. Atabetül hakaik demek ne demek? Hakikatlerin eşiği basamağı. Kutat kubilik mutluluk veren bilgi. Atabetül hakaik hakikatlerin eşiği basamağı. Bunu kime hediye etmiş? Mesela bakıyoruz Kutat Kubilik Tapkaç Buğra hediye edilmişti. Ee, Divan-ı Lügat-ı Türk Ebu Kasım'a hediye edilmişti. Atabetül Hakayık da Spesalar Mehmet Bey'e hocasıymış. Bakın Edip Ahmet Yükneki'nin hocası Cebelsalar Mehmet Bey'e hediye etmiş ve Hakaniye Türkçesi ile yazılmış. Zaten tüm eserlerin ortak noktası Hakaniye Türkçesi. Mesela Divane Lugati Türk'te de Türkçe kelimelerin Arapça karşılığı vardı. Oradaki Türkçe kelimeler Hakaniye lehçesi olarak ya da Hakaniye Türkçesi olarak karşımıza çıkıyor. Bakın eser bir ahlak kitabı, bir tasavvuf kitabı. Bakın Allah'a, peygambere ve dört halifeye övgüler var. Güzel ahlak Dilin önemi, dinin önemi bundan bahsedecek. Yani Allah'a, peygambere övgü, dört halifeye övgü, güzel ahlak, dil, din bunlardan bahsedecek. Bakın, burada beyit sayımız azalacak. 40 beyit kaside biçiminde, 101 dörtlükse mani biçiminde karşımıza çıkacak. Ve bakın, artık 12. yüzyıldayız. Divan edebiyatına yaklaşıyoruz. E, Arapça ve Farsça'nın etkisi artacak. Arapça beyitler, ayet ve hadisler zaten şurada Allah'a ve Peygamber'e övgü olunca Arapça beyitleri, ayet ve hadislerin örneklerini göreceğiz. E, bunu böyle olunca da arkadaşlar Arapça beyitler, ayet ve hadisler olunca dil daha önceki 11. yüzyıldaki eserlere göre birazcık daha ağırlaşacak. Bakın Arapça ve Farsça etkisi Kendini göstermeye başlayacak ve eser nasihatname tarzında bakın bu da nasihatname tarzında kutatku de o şekildeydi bu da yine e, bir nasihatname tarzında ve bakın bu eserin e, ilk nüshası orijinali arkadaşlar Ayasofya kütüphanesinde bulunuyor ve eser bakın Uygur harfleriyle yazılmış. Evet Geldik dördüncü eserimiz, son eserimiz. 12. yüzyıldayız yine. Divanı Hikmet. Bir daha hatırlayalım. Kutatku Bilig dedik. Divanı Lügatü Türk dedik. Atabetül Hakayık dedik. Geldik Divanı Hikmet 12. yüzyıl. Kim yazmış Divanı Hikmet'i? Türkistan'da yaşamış Ahmet Yesevi. Bakın. Türkistan'da yaşamış Ahmet Yesevi. Hemen şuraya kocaman bir yıldız koyuyorum arkadaşlar. Ahmet Yesevi Ahmet Yesevi bizim ilk tasavvuf şairimizdir. Ahmet Yesevi bizim ilk tasavvuf şairimizdir arkadaşlar. Öğrencileri vasıtasıyla Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında büyük rol oynamıştır. Bakın o dönemde Moğol istilaları var. Moğol istilaları yüzünden Anadolu'ya gelen öğrencileri Anadolu'da İslamiyet'i anlatacaklar. Bektaşiliği, Yeseviliği. Devam ettirecekler arkadaşlar. İman-ı Hikmet bakın sade dille yazılmış bir eser. Ee, dörtlüklerle yazılmış ve hece vezniyle yazılmış. Bakın dörtlüklerle hece vezniyle, hece vezniyle ve sade dille yazılmış. Biz mesela ne görmüştük arkadaşlar? E, Atabetül Akayık'ta. dil ağırlaşıyordu. Ayet ve hadisler vardı Arapça. Fakat divan hikmette tekrar bir sadeleşme görüyoruz. Çünkü halka İslamiyet'i anlatmak için yazılmış. Halkın anlayacağı şekilde sade dille yazmış. Sade dil, dörtlükler, hece vezni. Fakat yer yer aruzda var. Yani çok değil ama yer yer aruzu da biz yine bu eserde görüyoruz. Hecenin bakın hece vezniyle yazılmış ya arkadaşlar. Hecenin de yedili ve sekizli kalıplarını göreceğiz. Ve kafiye olarak da koşma bakın koşmanın biçimini kafiye şemasını kafiye örgüsünü göreceğiz. Didaktik tarzda. Zaten hani bütün eserlerde o didaktikliği gördük. Öğüt verme tarzında İslamiyet'i anlatma şeklinde gördük. Yazılma amacı Hemen yazılma amacımız da arkadaşlar Orta Asya'daki Türklere İslamiyet'i öğretmek. O Türkistan civarındaki Türklere İslamiyet'i öğretmek. Yine ortak özelliğimiz Hakaniye Türkçesi ile yazılacak. Bakın yine Allah'a bağlılık, peygamber sevgisi, cennet, cehennem, tasavvuf ahlakı bunları biz göreceğiz. Yine e, yer yer hani nasihatname kitabı ya ata sözlerini göreceğiz arkadaşlar. Ve Ahmet Yesevi aslında e, bunları bu sözleri bu şiirleri söylemiştir. Fakat kendisi kitaplaştırıp yazmamıştır. Bunu kitaplaştırıp yazan öğrencileridir arkadaşlar. Evet Divan-ı Hikmet ile birlikte e, geçiş dönemindeki dört tane ürünümüze de baktık. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.